Aşağıdakilerden hangisi bir elementin sembolü olamaz? Arkadaşlar, elementler tek büyük harfle veya birden fazla harfle gösterilecekse ilki büyük, diğerleri küçük harfle gösterilirler. Bakın, burada bir büyük harf, bir küçük harf var. Bu bir element. Tek büyük harf var, element. Biri büyük, diğeri küçük, element. Biri büyük, diğeri küçük, element. Ama iki farklı büyük harf varsa bu element olamaz. Bu bileşiktir arkadaşlar. Cevap E çıkar. Demek gerekir. Şimdi atomların bölünmez kürecikler olduğu fikri bir süre sonra geçerliliğini yitirmiştir. Bu durumun nedeni yukarıdakilerden hangileri olabilir? Elektriklenme olayının varlığı. Evet, elektriklenme olayıyla arkadaşlar aslında atomun içerisinde başka tanecikler olduğu fikri ortaya çıkmıştır. Bu atomun bölünebileceği hakkında bir ön sezi oluşturmuştur. Yapılan elektroliz deneylerinde de aynı şekilde yine atomun içerisinde başka parçacıklar olduğu tahmin edilmiştir. Bu da yine aynı şekilde atomun bölünebileceği fikrinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yani biz bölünemez kürecikler dediğimiz şeyin içerisinde daha küçük parçacıklar olduğunu fark ettiğimizde demek ki bu bölünemez dediğimiz kürecik daha küçük parçacıklardan oluştuğundan dolayı bunları bölebiliriz fikri ortaya çıkıyor. Atomlar arasında boşlukların olması, bakın atomun tek bir atomun içindeki yapıdan bahsetmiyor, atomlar arasında boşlukların olmasından bahsediyor. Bu atomun kendisinin bölünebileceğiyle ilgili bir fikir vermez arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız ne olacaktır? C seçeneği. Yukarıda verilen periyodik tabloda bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Buna göre elementlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? X alkali metaldir. Bakın X'in bulunduğu grup 1A grubu, alkali metaller grubu diye anlatırız ama burada bir istisna vardır. Hidrojen hariç diğer elementler metaldir. Hidrojen ametaldir. Burada X de grubun ilk üyesi. İlk üyesi hidrojendir arkadaşlar ve bu bir ametaldir. Buna lütfen dikkat edin. Bu tuzağa düşmeyin. Bu çok denenen, yani soruda öğrenci tuzağa düşmek için denenen bir yöntem. Peki bir bilgi diyelim. Y tel ve levha haline getirilmeye uygun değildir. Y bir metal arkadaşlar. 2A grubunun adı bu arada neydi? 1A grubu alkali metallerdi. 2A grubu toprak alkali metallerdi. 3A grubu ise toprak metalleriydi. 6A kalkojenler, 7A halojenler, 8A soy gazlar, B gruplarına da geçiş elementleri diyecektik. Merak edenler için söylüyorum. 4A grubuna karbon grubu, 5A grubuna da 4A grubuna karbon grubu, 5A grubuna da azot grubu adı verilir. Şimdi Y tel ve lev haline getirilmeye uygun değildir. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Neden? Çünkü Y bir metaldir. Metaller tel ve levha haline getirilmeye uygundur. Bu arada iki şık da yanlıştı. Z atomunun değerlik elektron sayısı 8'dir. Bakın bu da bir tuzak. Z atomu evet bir soy gaz. Soy gazların soy yörüngesinde 8 elektron bulunur. Bir genel bilgidir. Bunun istisnası vardır. Bakın Z burada aslında helyumdur. Helyumun son yörüngesinde 2 elektron var. Biz helyumun son yörüngesindeki 2 elektron bulunmasından dolayı helyumun değerlik elektron sayısı 2 deriz. Yani her zaman atomların değerlik elektron sayısı grup numarasını vermiyor gördüğünüz gibi. Helyumun değerlik elektron sayısı 2 olduğu için biz buna 2A grubunda demek gibi bir hataya düşmemeliyiz. 2 olmasına rağmen burada hemen ünlemi koyalım, dikkat edeceğiz sınavda. Eğer tek katman ve 2 elektron varsa bu 8A grubu ya da diğer ifadeyle 18. grup elementi olan helyumdur. Peki değerlik elektron sayısı 8 değil. Bu da yanlış bir ifade oldu. Q doğada moleküler halde bulunamaz. Bakın Q kim arkadaşlar? 7A grubu, yani halojenler grubunda. Halojenler doğada moleküler halde bulunur. Mesela bu flordan bahsediyor bize. Flor doğada moleküler halde bulunur ve gaz halindedir oda koşullarında. Aynı şekilde aslında klor da böyledir. Fakat biraz daha aşağı inmeye başlarsanız oda koşullarında brom yine moleküler halde fakat sıvıdır. İyot da moleküler haldedir fakat iyot da oda koşullarında katıdır. Yalnız yine moleküler haldedir. Q doğada moleküler halde bulunamaz. Bu yanlış bir ifade. Moleküler halde bulunur aslında. Y bileşiklerinde daima 2 artı yük alır. Evet arkadaşlar, bakın 2A grubu metalleri, yani toprak alkali metalleri bileşiklerinde daima 2 artı yük alırlar. Bu ifade doğru bir ifadedir. Cevabımız E seçeneği olmalı. İyonik bağ ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şunu hatırlayalım. İyonik bağ kimler arasında oluyordu arkadaşlar? Metal ve ametal arasında genellikle meydana gelen bir bağ. Elektron alışverişi ile meydana geliyordu. Aslında temel bilgi şuydu. Bağ oluşturan yapılar arasındaki elektronegatiflik farkı 1.7'den daha büyük olursa bağ iyonik
karakterli bir bağdır deriz ve buna iyonik bağ deriz. Güçlü etkileşim türüdür. Doğru. Güçlü etkileşimler kimlerdi? İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ. İyonik bağ da güçlü etkileşim türlerinden biridir. Katyon ve anyon tanecikler arasında oluşur. Bu da doğrudur. İyonlar arasında meydana gelir. Bu iyonlar birbirleriyle zıt yüklü olmalıdır. Biri artı yüklüyken diğeri eksi yüklü. Artı yüklü iyona katyon, eksi yüklü iyona ise anyon adını veriyoruz. Dolayısıyla katyon ve anyon tanecikler arasında oluşur ifadesi de doğru olur. Elektron alışverişine dayanır. Evet, bu da doğru bir ifade. Metal ile ametal arasındaki elektron alışverişi sonucu iyonik bağ oluşur. Bu nedenle cevabımız E seçeneği olacaktır. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Asit ya da baz ile tepkime vererek renk değiştiren maddelere indikatör denir. Evet arkadaşlar, doğrudur. Elimizdeki çözeltinin asitik mi yoksa bazik mi olduğunu veya nötralleşmenin ne kadar ılık madde harcandığında, ne kadar hacimde asitin üzerine baz eklendiğinde veya bazın üzerine asit eklendiğinde bulmamızı yarayan renk değiştirici maddelerdir. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Asit çözeltilerinde hidronyum iyon miktarı hidroksit iyon miktarından fazladır. Doğrudur. Bakın şu yanılgıya düşmeyin. Asit çözeltisinde hidroksit yoktur demeyin. Bizim bir şeye asit dememizin sebebi çözeltinin içerisindeki hidronyum iyon derişiminin hidroksit iyon derişiminden fazla olmasından dolayıdır. Bakın asit çözeltileri de hidroksit iyonu içerir. Baz çözeltileri de hidronyum ya da diğer ifadeyle H artı iyonu içerir. Yani asitte hidroksit yok diyemezsiniz. Sadece asitte hidroksit iyon derişimi hidronyum iyon derişiminden daha azdır demeniz lazım. Peki bir daha tekrar edelim şunu. Bir asit çözeltilerinde hidronyum iyon miktarı hidroksit iyon miktarından fazladır. Doğru bir ifadedir bu arkadaşlar. Aynı çözelti içerisinde oldukları için hacimleri aynıdır. Dolayısıyla hidronyumun miktarının fazla olması derişiminin de fazla olması anlamına gelir. pOH bölü pH oranı birden büyükse çözelti asidiktir. Mesela şöyle bir değer verelim. pH artı pOH nedir? 14'tür. Mesela ben pOH'a 10 versem pH bu durumda kaç olacaktır? Toplam 14 olacağı için. 25 derecede 14'tür bu arada. 25 derece sıcaklığında. pH 10 iken pH ne olacaktır? 4. Dolayısıyla pOH bölü pH oranı birden büyük oldu. Bakın ne yaptık? 10 bölü 4. Yani 5 bölü 2 oldu. Ve 5 bölü 2 değeri birden büyüktür. Şimdi bu çözelti asitik midir, bazik midir? pH'tan yapalım. Çünkü alışkanlık daha çok buradan bulmaya yöneliktir. Ortamın asitik mi, bazik mi olduğu ile ilgili. pH değerimiz 4. pH değerimizin 4 olması 7'den küçük olduğu anlamına gelir. Bu nedenle de asitiktir çözelti. Yani bu ifade nedir? Doğrudur. Bütün asit baz tepkimeleri aynı zamanda nötralleşme tepkimesidir. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Neden? Biz nötralleşmeyi tanımlarken şunu yaparız. Asit ve baz tepkimeye girdiğinde ürün olarak su oluşması gerekir nötralleşme için. Bakın yaygın tuzak da şudur. Hidroklorik asit gaz halinde, amonyak gaz halinde tepkimeye girerlerse oluşan tuz amonyum klorür tuzudur. Ve su çıkmaz bakın. Su çıkmadığı için burada bu tepkime evet bir asit baz tepkimesidir fakat nötralleşme değildir çünkü su çıkmadı. Bakın bir de nötralleşme yazalım. Örneğin hidroklorik asit gaz değil suda ve sodyum hidroksit de suda diyelim. Bu tepkimede arkadaşlar dikkat ederseniz suda şu iyonlar meydana gelir burada. Bu suda olmadığı için o iyonları çıkaramadı. Ki amonyak hidroksit iyonu oluşturamaz su yoksa. O yüzden su çıkışı yok aslında burada. Burada sodyum artı ve hidroksit eksi var. Daima bazın katyonu ile asidin anyonu birleşerek tuz oluşturur. Sodyum klorür tuzu oluştu. Ve bir de gördüğünüz gibi buradaki H artı ile buradaki hidroksit iyonu birleşerek suyu oluşturdu. Evet bakın bu da bir asit baz tepkimesi. Su çıktığı için biz buna nötralleşme deriz. Bu da bir asit baz tepkimesi ama su çıkmadığı için buna nötralleşme diyemeyiz. O zaman bütün asit baz tepkimeleri aynı zamanda nötralleşme tepkimesi olmuyormuş. Bazik çözeltilerde pH büyüktür 7'dir. Bir değer verelim. pH 10 olsun. 7'den büyük zaten. Bu da baziktir. Bu durumda bize pOH'u da sorsaydı pH'ı 10 dediğim için pOH toplamları 14 olacağından dolayı 4 olacaktı. Bazik çözeltilerde pH 7'den büyüktür. Bu da doğru bir ifade. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Ayrımsal damıtmada kaynama noktaları farkından yararlanılır. Ayrımsal damıtma nedir arkadaşlar aslında? Sıvı, homojen bir karışımın kaynama sıcaklığı, kaynama noktası farkından yararlanılarak yapılan ayırma işlemidir. Doğru. Ayrımsal damıtmada kaynama sıcaklığı farkından yararlanılır. Unutmayın ayıracağınız madde yani ayıracağınız karışım sıvı olmalı ve homojen olmalı. Bu evet. Doğru bir ifade. Çamaşır sodası su karışımı süzmeyle ayrılır. Bakın çamaşır sodası şudur. Bunun formülünü de bilmek zorundasınız. Sodyum karbonattır.
Sodyum karbonatı eğer suya atarsanız bir çözelti oluşur. Çünkü bu suda çözünür bakın. Sodyum artı iyonları ve karbonat iyonları çıkar. Suda bu iyonlar oluştuğu için bir çözelti olduğu için süzme ile ayıramazsınız. Çünkü süzme ile kim ayırabilirsiniz? Ya gaz katı ya da sıvı katı heterojen karışımları tanecik büyüklüğü farkından ayırırsınız. Bakın vurguluyorum, heterojen olacak ve tanecik büyüklüğü farkından ayırırsanız bu iş süzme olacak. Ama siz burada çamaşır sodası su karışımını süzmeyle ayırmaya kalkarsanız yapamazsınız. Çünkü çamaşır sodası suda çözünür. Bu ifade olmamış, yani yanlış. Bitkilerden parfüm elde edilmesi ekstraksiyon örneğidir. Ekstraksiyon karışımda bulunan herhangi bir maddeyi o karışımdan çözerek alma işlemidir. Bunun örneklerini bilmek gerekir. Çay yapraklarının suya renk vermesi ekstraksiyon örneğidir. Yani çay yapraklarının içerisinde aslında suya o rengi verecek madde var. Su geliyor, o yaprağın içerisinden o maddeyi çözerek alıyor. Bakın ekstra ediyor, yani ekstraksiyon, çözerek aldık. Aynı şekilde şeker pancarından şeker eldesi, söğüt ağacından aspirinin ham maddesinin eldesi, iyotlu suyun mavi renginin giderilmesi, bitkilerden parfüm eldesi aynı şekilde ekstraksiyon örneğidir. Tabi burada bitkiden parfümü yapacağınız o ham maddeyi, o güzel kokuyu veren maddeyi elde ediyorsunuz. Bitkiden bunu çözerek alıyorsunuz. Bu olay ekstraksiyon örneğidir. Doğru. Tuz şeker karışımı ayrımsal kristallendirme ile ayrılabilir. Burada önemli bir nokta var. Ayrımsal kristallendirmede arkadaşlar ayırma tekniğinin temeli çözünürlük, sıcaklık değişimi ile incelenir. Yani sıcaklığı değiştirdiğinizde bu maddelerin sudaki çözünürlüğü değişir. Tabii şimdi bana burada su vermemiş. Ayrımsal kristallendirme yapmak için arkadaşlar şuna dikkat edin. Bize verdiği katı katı karışımı bir çözücü içine atacağız. Ve bu çözücü ikisini de çözecek. Ama şu olacak. Sıcaklığı değiştirdiğimde biri daha çok çözünmek isterken diğer madde çökmeye başlayacak. Bu durumda ne olacak? Biri hala suyun içerisinde çözülmüş halde bulunacak çözelti olarak. Diğeri dipte çökeceği için süzme ile çökeni ayırabileceğim. Yani ben katı katı heterojen karışımlarda ayrımsal kristallendirme yöntemini uygulayabiliyorum. Ayrımsal kristallendirme nedir? Sıcaklığı değiştirdiğimizde çözünürlük değiştiği için maddelerden biri çözünmeyi devam ettirirken diğeri çökmeye başlayacaktır. Daha sonra çöken maddeyi ne yapacağım? Çözeltiden ayıracağım. Burada süzme veya dekantasyon kullanabilirsiniz madde çöktükten sonra ayırmak için. Daha sonra ne kaldı? Elinde bir çözelti kaldı. Çünkü katılardan biri çöktü, ayrıldı. Diğeri hala suda çözülmüş halde. Burada da arkadaşlar suyu buharlaştırırsanız diğer katıyı elde edersiniz ve bu iki katıyı birbirinden ayırmış olursunuz. Evet, bu karışımda o zaman ayrımsal kristallendirme ile ayrılabilir. Katı katıdır ikisi de. İkisi de suda çözünür. Flotasyon katı sıvı heterojen karışımlara uygulanabilir. Bakın flotasyon diğer adı arkadaşlar yüzdürmedir. Burada mesele şudur. Biz bir sıvıdaki katıyı sıvının yüzeyinde toplamaya çalışırız. Burada öz kütle farkı da önemlidir. Çünkü eğer katının öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olursa dipte toplanır. Bu flotasyon olmaz. Çünkü flotasyon yüzdürmektir. Yüzeye çıkaracağız. Dolayısıyla biz burada o katı içerisindeki küçük katı parçacıkları yukarıya çıkarırsak buna flotasyon deriz. Talaş su karışımında talaşın yukarıda durması bir flotasyon örneği olarak anlatılır. Fakat aslında flotasyon biraz daha şöyledir. Suda askıda kalan çok küçük katı parçacıkları arkadaşlar yukarı çıkartmaktır. Mesela sülfürlü cevherlerin saflaştırılması da bu yaygın olarak kullanılır. Oradaki durum da şudur. Siz suda askıda kalan birkaç saflaştırma yaptınız. İstediğiniz madeni elde etmek istiyorsunuz. Suda bunlar askıda kalmış ve çok küçük katı parçacıklar. Bu karışıma aşağıdan kompresörle birlikte yağ pompalıyorsunuz. Yağ köpürmeye başlıyor kompresörle pompaladığınız için. Bu yağ köpükleri, yağ kabarcıkları, baloncukları suyun yüzeyine doğru çıkacaktır. Çünkü yağın öz kütlesi sudan düşüktür. Bu yağ yukarı doğru çıkarken yağ köpükleri suyun içerisinde ısılı kalan o küçük heterojen katı parçacıkları arkadaşlar ne yapacaktır? Yağ baloncuğun içine hapsedip yukarı çıkaracaktır. Ve böylece o küçük askıda kalan katı parçacıklar sıvının yüzeyine toplanmış olacak ve yüzeyden bunları alacağız. Aslında flotasyon budur. Sonuç olarak katı sıvı heterojen karışımlara uygulanır mı? Evet, uygulanır. Bu nedenle cevabımız kaç tanesi doğrudur olduğu için 4 tanesi doğrudur. Yani D seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi polimerdir? Yemek tuzu, sülfürik asit, kezzap. Bunlar arkadaşlar bileşiktir. Asetik asit de öyle. Yalnız bunlar polimerik yapıdaki bileşik değildir. Kauçuk polimerdir. Kauçuk yapay ve doğal olarak iki türde bulunur. İkisi de polimerdir bunların. Cevabımız bu durumda D seçeneği olmalıdır. Yemek tozu sodyum kloridür. Sülfürik asit H2SO4'tür. Kezzap HNO3'tür arkadaşlar. Asetik asit de CH3COOH'tır. Bunları da bilin.